Sevgili seyirciler, ihbar hattına gelen ihbarlar da bizim için çok önemli. 21 yaşındaki Mevlüt'e Olgun'u arıyoruz. Kızınız Mevlüt'e'yi bulduk. Yedi aydır kayıptı. Kızınız şu anda telefon hattında. Şimdi sevdiği olsa sevdiğine karşı dersin, bir tarafı mutludur diye kendini tutarsın ama bu o kadar çaresizce bir durum ki kızım Mevlüt'e telefon attığında. Alo diyebilirsin. Alo. Alo. Hiçbir şeyden korkma, çık gel ne olursun, seni çok özledim. Yo, ben bir şeyden korkmuyorum zaten. Seni görmek istiyorum, ne olursun. Tamam. Babam, gelin, annem biz geldiği zaman seni de getirebilirlerdi. Baban ve ninen yanına mı geldi? Jandarmaya konuştum. Kez buraya geldiler birincisinde. Bizzat bulunduğum yere geldiler. Öncelikle şunu söyleyeyim size, ben kayıp değilim. Neredesiniz peki ve kimin yanındasınız? Benim nerede olduğumu gayet iyi biliyorlar. İlk geldikleri zaman da burada bana saldırmaya çalıştılar, olay çıkartmaya çalıştılar. Bu Sözde Hoca... Sonra çıkıp gittiler. Mustafa, önemli bir iddiada da bulunuyorsun. Bu Sözde Hoca Mustafa Çabuk'un yanında mısın? Sözde Hoca değil, bir kere lütfen düzgün konuşur musunuz? Ben Sözde Hoca diye hitap ediyorum. Onun yanında mısınız? Evet, buradayım. Aileniz onun müridi olduğunuzu iddia etti. Bu iddiası doğru mudur? Allah'ın izniyle öyle. Nerede kalıyorsunuz 7 aydır? Bayramık Çanakkale'deyiz. Bir termal otelde kaldığınız iddia edildi anneniz tarafından, doğru mu? Bir otelde mi kalıyorsunuz? Evet, öyle. Kaç kişisiniz sizinle beraber, yani sizin yaşıtınızda başka genç kızlar da var mı orada? Hanımefendi... Şu an siz beni mi soruyorsunuz, burayı mı sorgulamaya çalışıyorsunuz? Hayır, merak ediyorum. Anneniz, çünkü annenizin iddiaları, bu iddiaları sormak durumundayım. Sizin gibi çok annemin sayıda... Annemin iddiası, bir saniye. Yani sadece annemin orada siz mi varsınız? Benim kayıp olmam. Hayır. Yani öyle düşünün, öyle gösteriyormuşsunuz gibi. Mevlüt'e şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi annen diyor ki orada bir sürü genç kız var diyor. Benim de kafamda şöyle bir soru var. Orada sadece tek... Mevlüt'e mi var, yoksa Mevlüt'e gibi birçok genç kız var mı? Hangisi doğru? Burada ailecek buradayız ya, aileler var. Ne kadar bir kalabalıksınız? Kaç kişisiniz? 300'e yakınız. 300'e yakın. Nerede yaşıyorsunuz orada? Otelde mi, evlerde mi? Daha fazla. Otelde, bungalovlarda. Aileler, karı koca ve çocuklar da mı var orada? Tabii ki. Buraya gelip kendi gözleriyle de gördüler. Peki sizin hepinizin bir arada bulunmasının asıl amacı nedir? Biz burada ilim öğreniyoruz. İslam'ı usullere göre yaşıyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanındayız. Burada lütfen siz de cümlelerinize dikkat ilmiyle, edin. Burada ahlakı ve ilmiyle bize bir örnek. Biz de onun yüzünden gidiyoruz Allah'ın izniyle. Peki sizin gibi... Yani şimdi normalde her bölgenin kendine göre yıllardır orada yaşayan bir halkı vardır. Sizin gibi o 300 aile ya da 300 kişi farklı yerlerden gelip Mustafa Çabuk denilen kişiyle mi beraber yaşıyor? Evet. Herkes senin gibi, sen kalktın İstanbul'dan gittin, bir aile kalktı atıyorum Edirne'den geldi, öbürü Kars'tan, diğeri Samsun'dan, böyle hepiniz birbirinizi bulup aynı bölgede mi yaşamaya başladınız? Evet, zaten Halifem tebliğ videolarına başladı. Videolardan herkesi görüp tebiat etti. Peki mesela oraya gelenler, daha önce bir belgeselde izlemiştim. Böyle evlerini, barklarını satıp orada yeniden bir yaşam kurmaya mı başladılar? Evet, İslam'a göre yaşamaya çalışıyoruz. Halifenin yolundan gitmeye çalışıyoruz. Sen oraya gittiğinde kaç kişi vardı ve senden sonra sayı arttı mı giderek? Hanımefendi, ben kayıp değil miydim? Kayıp olarak çıkmadınız mı?
Yanınızda biri mi var sizi yönlendiren? Çünkü normalde sizinle iletişim kurduğumda çok rahat bir şekilde kendinizi ifade edebilecek özelliklere sahipsiniz. Annenizin dilekçesine de bir taraftan bakıyorum. Kızımın psikolojisi bozuldu. Ölüm korkusuyla sosyal medyada bu sözde kendini Mehdi olarak tanıtan kişinin yanına gitti. Kızımın psikolojisinin iyi olmadığını düşünüyorum. Bu kişi ve kişiler tarafından etkilendiğini iddia ediyorum demiş. Sizin... Efendim, konu ben miyim, burası mı? Hayır hayır, sizsiniz ama sizin niye orada olduğunuzu merak ediyorum. Şunu da merak ediyorum. Senin gibi evden kaçan, bakın, ailesi tarafından aranan başka genç kızlar var mı? Bir saniye beni dinler misiniz? Dinliyorum tabii ki, bunun için yayındasınız. Ha. Buyurun. İnşallah. Hazreti Mehdi çıktığını görünce buraya Sözde geldim. Sözde Hoca, evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah'ın Sözde elçisi, Hoca. Halifemiz. Tüm delil ve alametleri ile aramızda olduğunu şahitlik ettim. Anladım. 7 siz... aydır burada ilim Mevlida öğreniyorum. Mevlida Hanım bakın ben şimdi Sözde Hoca. Otelde kalıyorsunuz. 300 kişi de bu otelde kalıyor. Ben sizin kaldığınız otele rezervasyon yapıp gelebilir miyim? Otelse her dışarıdan müşteri olarak. Evet, ben sizin otelinize, bu termal kaplıcaya, Çanakkale'ye gelmek istiyorum ve rezervasyon yaptırmak istiyorum. Sizin aynı orada olduğunuz gibi. Gelebilir miyim? Biz burayı... Evet, biri söylüyor galiba. Eğer yanınızdaki kişi daha iyi kendini ifade ediyorsa o bağlanabilir yayına. Otelde kalıyorsanız, merak ediyorum ben, 300 kişi de kalıyormuş, bir otel kapatılmış. Kapasitesine kadar. Ben de gelmek istiyorum. Ve bu otelin ücretini kim ödüyor, bu otel size nasıl tahsis edildi? Çünkü din ve ahlakla ilgili ilim yolunun okullarda olduğu ya da diyanete bağlı yerlerde olduğunu biliyoruz. Kaplıca'da olduğunu da ilk kez gördük. Buyurun cevaplayın lütfen. Benim Mehdi Aleyhisselam tüm Sözde delilleriyle Hoca. Aramızda. Tamam, onu anladık. Sözde Hoca ile ilgili inandığınız şeyleri dile getiriyorsunuz. Hülya Hanım'ın sorusuna cevap verin. Ben dile getiriyorum. Şu an konu ben değil miyim? Sizsiniz de yani dışarıdan mesela biz Hülya Hanım'la Kaplıcalara gelmek istedik. Çok severim ben bu arada. Biz o otele dışarıdan rezervasyon yapabiliyor muyuz? Evet ya da hayır. Yok, hayır yapamazsınız. Burada... Peki siz... Burada biz kalıyoruz. Peki 300 kişi bir arada aynı otelde kalıyorsunuz değil mi? Evet. Otelin ücreti kim tarafından ödeniyor? Şimdi hiç kimse normal profesyonel işletmesini bir gelir kapısı olduğu için hani öyle Sözde Hoca falan bilmez, ticaretine sende. Bakar. Kim ödüyor? Siz beni aradınız. Evet. Siz beni aradınız. İnternette benim açık fotoğrafımı paylaştınız ki benim kapalı olduğumu da biliyorsunuz. İki fotoğrafınız da ekranda, yani açık fotoğrafın aynen, dediğiniz yine... yaptınız. Yine... Benim iznim olmadan hiç kimse benim fotoğrafımı paylaşamaz, bu bir. Peki Mustafa Çabuk İkincisi, şu anda cezaevinde mi yoksa serbest mı, sizin yanınızda mı? Susun bir saniye. Cümlelerinize dikkat edin. Siz de beni dinleyeceksiniz. Siz sözlerinize dikkat edin. Siz de dikkat edin. Ben çok güzel dikkat ediyorum. İkincisi de... İki fotoğrafınız da ekranda hanımefendi. De, İkisinde de kapalısınız. Sözde ailemi. Ben onları da reddettim bu arada. Hiçbir şekilde de hiçbiriyle konuşmuyorum. Onları da reddettim. Hiçbir şekilde konuşmuyorum ama onları da şikayet edeceğim. Peki Sözde Hoca şu anda cezaevinde mi? Mevlüt'e benim için... Sizin hiç alakadar etmez. Hayır, Sözde Hoca cezaevinde mi yoksa ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde mi? Sizin yanınızda mı? Hayır hayatım, senin yanında mı? Bu adam geçenlerde, daha yakın bir tarihte tarihi eser kaçakçılığı ve kazı yapma sebebiyle tutuklanıyor. Ve ardından da ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk ediliyor. Sizin yanınızda mı, cezaevinde mi? Bunu merak ediyorum. Siz hiçbir şey merak etmiyorsunuz. Ben sadece şunu söylüyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Sözde Hoca'dan bahsediyorsunuz. Din ve dini kullanarak biliyorsunuz, diğer insanları dini çarptırarak
manipüle eden insanlar vardır. O yüzden seni bana göstermiyor. Peki sen o devrede istediğin dakikada annenle gelip görüşebilir misin? Böyle bir hakkın var mı? Abla bunu sorar mısın? Çıksın gelsin buraya. Hayır, başka bir şehirde. Konuşmak dahi istemiyorum. Hayır, seninle istediği zaman görüşebilir mi? Ben ona dedim başka yerlere gel görüşelim. Ben gidemiyorum, hasta kızım var benim. O da biliyor. Şimdi isme geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Aynı zamanda bu konuyla ilgili... bu arada beni şikayet edeceğini söylüyor. Vallahi böyle konularda göğsüm gere gere gidin istediğiniz yerlere şikayet edin. Gençlerin hayatında belli zor dönemler yaşayan insanların bir çıkışa, onların hayatlarına, yaşamlarına iyi gelebilecek bazı şeylere ihtiyacı vardır. Ve etrafımızda maalesef ki dini ve diğer şeyleri bu şekilde kullanarak insanları manipüle eden, kullanan, mağdur eden, ailesinden uzaklaştıran, kendi bulunduğu alandan çıkartmayan, onları o kadar psikolojik olarak etkileyerek gerçek yaşamdan uzaklaştıran insanlar maalesef ki aramızda. Bu sebeple Mevlüde ve Mevlüde gibi benzer kızlarımız var mı? Şimdi ihbar hattına da bir sürü mesajlar geliyor. Aynı bu sözlü hoca denilen Mustafa Çabuk'un yanında bizim de kızımız var. Aile üyelerimiz var, yakınlarımız var. Onlarla iletişim kuramıyoruz. Anladığım kadarıyla sayı sadece Mevlüde değil, Mevlüde'den fazla. Mevlüde'nin, bu arada köyümüz Bayramiçi köyüydü. Ben buradan Çanakkale'ye, Çanakkale'nin tüm köylerine, oradaki bulunan herkese de çağrıda ve bulunuyorum. Lütfen bakın o grubun içerisinde sizin de evladınız, sizin de bir aile üyeniz olabilir. Bunun örneklerini belgesellerde yapılmış olan haber programlarında defalarca gördük. Biliyorsunuz ki bu insanlar mallarını mülklerini satıp bir kişinin peşinden gidip kendi içlerinde her türlü dinin bile kabul etmeyeceği çirkinlikleri yapabilirler. O yüzden bu tarzdaki şeylere lütfen inanmayalım. İhbar hattımızda ihbarlarımız var. Alo. Bu arada Külcüler ve Evciler köyü sakinlerine buradan çağrıda bulunayım. Bu durumdan rahatsız olan var mı? Çünkü ihbar hattına öyle mesajlar geliyor. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Merhaba. Benimle mi konuşuyorlar? Evet, sizle konuşuyorum. Esra Erol ben. Buyurun evet, lütfen. Evet. Sayın Esra Hanım, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim yeğenimizi de bu adamın yanına gitti. Kaç yaşında adamı, yeğeniniz? Ne zaman gitti? İşte bu aylarda, geçen sene bu ayda gitti. Kaç yaşında gitti, yeğeniniz? Gitti, geri gelmiyor. Annesine babasına sen gel diyor. Kendi gitmiyor. Yani gelmiyor bize, yanımıza gelmiyor ama annesini babasını çağırıyor oraya. Bu arada hemen yeğeninizin adını soyadını da söyler misiniz? Ona da buradan çağrı yapalım. O da söz hakkını, cevap Ömer, hakkını kullan. Ömer Kanlı. Ömer Kanlı. Kaç Ömer yaşında? Ömer Kanlı. Evet. Kaç yaşında Ömer? 25 yaşında. Nasıl bu Mustafa Çabuk ve onun işte bu sözlü hoca ya da o sistemin içine dahil oldu? Vallahi Esra Hanım şeyde gördü, Face'de gördü, işte internetten bir türlü gitti, görüştü. Bir kere görüştü, geldi, geri gitti. Bir ay kadar kaldı evde, geri toplandı çocuk gitti. Ama orada ne yapıyor? Çobancılık yapıyor, ahır süpürüyor. Evet. Yani her şey yaptırıyorlar, kölelik yaptırıyorlar. Evet. Bazen dövüyorlar, bazen şey ediyorlar, işte bu adam. Peki, yani orada aslında bir nevi mürit dediğiniz şey onun köleliği altına giriyor ve her türlü hem fiziksel şiddete maruz kalıyor hem de emeği orada kullanılıyor. Peki aile, Ömer'in de söz hakkı, cevap hakkı vardır. Aile Ömer'i dönme konusunda niye ikna edemiyor? Yani Ömer'in gözünü, karar mekanizmasını ya da sağlıklı düşünmesini engelleyen nedir? Ablam çok dil döküyor ama bir türlü ikna edemiyor. Diyor ben dinimi, oğlum gel dinimizi burada yaşarık, evimizde dinimizi yaşarık, namazımızı kılarık, duamızı ederik, camiler... Şöyle söyleyeyim, yani normalde diyanete bağlı din görevlerini yapan ve dini öğreten kişileri... Aslında bunlar tanımıyorlar ve yok. Ben Kur'an'ı okutmuyormuş.
Anladım. Türkçe okuyormuş. Ama şunu da söyleyeyim, yani sistemin, şimdi normal şartlarda dindar insanların dini yaşayış şekilleri, işte ibadetlerini yerine getirmesi, gerekli okumalarını yapması, bunun için ne yaparlar? Kendi evlerinde ibadetlerini yaparlar, camiye gider namazlarını kılarlar, işte oradaki cemaatle beraber hareket edip normal gündelik hayattan kopmazlar. Ama buradaki sistem gençleri anladığım kadarıyla zihinsel olarak etkileyip beden işçisi olarak da kullanıp o sistemin içerisine kapatmak. Buradan Ömer'e, yeğeninize ne söylemek istersiniz? Dönüp gelmesini, ailesinin yanına gelmesini, ailesi kendi ev yaptı, eve rici, kız arıyor, kız bakıyorlar, kendi gitti, kayboldu. Kayboldu. Ömer yok meydanda. Peki, çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarım sizle tekrar iletişim kuracaklar. Fatma Hanım gibi aynı şekilde mağdur olan annelerin ve ailelerin sayısı sanırım fazla. Mustafa Bey telefon attığında. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba. Ben, merhaba, ben 3 yıl önce bunlar Şile Ava'daydılar. Ben oğlum, gelinim, evet, iki tane torunum bunların yanına gittik. Ben onların yanında 7 ay kaldım kızım. Evet. Bu 7 ay içerisinde bu adamın dinle, imanla hiçbir ilgisi yok. Bunlar, bu hoca falan değil bu. Bu adam diyor ki ben Allah'ın gönderdiği Mehdi'yim diyor. Yok benim burnumun üzeri eğri, yok benim sırtımda ben var. Yok sol tarafımda bir tane işte yaprağa benzer bir şey var. Ki burnunu estetik olan bir insan, bunun önceki resimleri de var bende. Onun yapmış olduğu yerde dövme, sol tarafında dediği yerde yaprak resmini dövme onun. Bu kişi kızım. İnsanların, o yanında benim oğlum bir fabrikada muhasebe şefiydi. Evet. Benim oğluma 100 bin lira para çektirdi, kredi çektirdi ve bu krediyi de bunun üzerine verdi oğlum. Ve bu adam diyor ki, ben ona sordum, dedim nasıl oluyor da sen bankadan faizli para çektirip de ondan sonra buna helal diyorsun dedim. Bana diyor ki, alacaksın diyor bankadan diyor. Bankadan krediyi çekeceksin ama hiç ödemeyeceksin diyor. Ödemediğin diye helaldir bu diyor. Herkes kılıfını bulmuş uyduruyor. Aynen. Peki yavrum, bu 7 ay bunların yanında kaldınız. Şile'de evet. mi kaldınız yoksa Çanakkale'deki bayram içindeki bölgede mi? Ağva'daydım ben. O zaman Ağva'daydım. Ne yaptırıyor evet. gün içerisinde size? Biraz önceki kızım, telefondaki bu... kişi dedi ki yani hem dövüyorlardı hem de ahırlarda temizlik yaptırıyorlardı. Anlatır mısınız orada yaşadıklarınızı? Şimdi bu adamın dinden, imandan hiç haberi yok. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmez bu adam. Bu oradaki kardeşler de duysunlar, oradaki çocuklar duysunlar. Evet. Diyor ki şeytan buna diyor. Gördüm. O da diyor ki hadi bakalım diyor. Müslüman ol o zaman diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Müslüman oluyor sözde. Anlat. Yanındaki adamlar da bunun çok büyük bir marifet olduğunu zannediyorlar. Evet bunlar insanlara hanımefendi 10 bin, 20 bin, 30 bin tane değnek vuruyorlar. Değnek derken? Değnek, kısas vuruyorlar, kısas yapıyorlar sözde. Doğrudur. Dedeleri, dedeleri işte bir günah işlemiş, babalar bir günah işlemiş bundan dolayı. Kırbaçlıyorlar mı? Değnek, anladım. Çubuklar var. Evet. Çubuklar işte yatırılıyor yere, vücudunun değişik o yerlerine, ayaklarından boyun kısmına kadar. Sürekli? Gün oluyor 100, 200, 300, 1000, 10 değnekle sürekli bedenine yavaş yavaş. Aslında vuruluyor. Vuruluyor tabii, buna kısas diyor bu adam. Anladım. Bu adam bunlara... 30 bin tane kısas vurulan insanlar var burada. Ve bu adamların içerisinde benim oğlum var. Hala benim orada var. Mı peki oğlunuz bu kişiyle evet, beraber mi? Evet benim bayram işte yanında. Daha sonra tutuklandı bunlar. Tutuklandılar. Niye tutuklandılar? Oğlunuz da mı tutuklandı? Bunlar, evet benim oğlum da tutuklandı sonra bırakıldı. Bunlar sözde melekleri varmış yanında da. Melekler demiş ki işte filan tarlada şey var. Anladım. Ahit sandığı var demiş. Onu gidin kazın demiş. Bunlar da yakalandılar. Bu kazıyı yaparken oraya. Yakalandılar. Evet yakalandılar. Amcacığım şunu da öğrenmek istiyorum.
Şimdi oğlunuz evli miydi? Evli. Karısı yanında mı? Hanımı da yanında. İki tane torunum var benim orada. Orada nasıl yaşıyorlar? Yani nerede yaşıyorlar peki? Yavrum bunlar bir otelde otel tutmuşlar iki tane. Evet. Bunlar orada kalıyorlar ve bunlar yanımda ayrılan, işinden ayrılan, hiç üzerinde mal varlığı olmayan kişilere krediler çektirmişler işten ayrılmazdan evvel. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.